Dolandırıcılar Instagram hesaplarını ele geçirmek için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. Tuzağın adı sahte ölüm belgesi. Ele geçirmek istedikleri hesap için belge hazırlayıp sahibini öldü gösterip Instagram'a bildiriyorlar. Tabii bununla bitmiyor. Sonrası da var. Sahte ölüm belgesi çıkartıyorlar sizin yerinize ve Instagram'a diyorlar ki bu hesabın sahibi öldü. Hesabı bize devredin ve böylece hesabı ele geçiriyorlar. Vay. Wow. Bunu yapıyorlar mı gerçekten? Üst düzey bir dolandırıcılık yöntemi aslında. Tasarlaması zor bir şey ama olabilir. Belki tasarlaması zor ama imkansız da değil. Çünkü dolandırıcılar çoktan bu yöntemle hesapları çalmaya başladı bile. Direkt olarak bir ölüm belgesi tertipliyorlar. Birçok kimlik belgemizi, kullanıcı belgemizi sosyal medyada paylaşıyoruz ve dolayısıyla da bunları fırsat bilerek aslında bir kişi adına sahte bir ölüm belgesi düzenliyorlar. Tuhaf geliyor. Ben herhalde inanmazdım. Bir form var. Bu formu dolduruyorlar. Ölüm belgesini de yüklüyorlar. Ancak bunu farklı bir IP üzerinden yapıyorlar. Daha çok Almanya ve Hollanda'nın seçildiğini görüyoruz. İnternetten bu ölüm belgesine ulaşmak çok kolay. Dolandırıcılar bu bilgileri hesap sahibinin bilgileriyle dolduruyor. Ardından Instagram'da dosya yükle kısmına geliyor ve yükledikten sonra hesap dolandırıcının eline geçiyor. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bu işlemlerin ardından da sahtekarlar ele geçirdikleri hesapların kullanıcılarıyla da iletişime geçiyor. Niyetli insanlar olabilir. Bu hesapla beraber insanları tehdit edebilirler, para isteyebilirler. Bazı sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Bunların içerisine baktığımızda daha çok bahis sitelerinin, işte yatırım danışmanlığı yapan kişilerin hesaplarındaki reklamları görüyoruz. Doğrudur yani, internette orada burada okuyoruz. Ve o hesapların kullanıcılarına şantaj yapıyor. Ondan 3 bin lira, 5 bin lira hesabın geri verilmesine dair bir para talep ediyor. Yani hem blöf hem de şantaj yapıldığını görüyoruz. Buna inanan var mı peki yani? Hemen insan orada ayması gerekiyor. Yıllarca aslında ölüm belgesi olarak maaş aldılar, emekli maaşlarını aldılar annelerinin, babalarının. Şimdi de artık bir sosyal medya üzerinden bir şey yapıyorlar sanırım. Peki ya böyle bir durumla karşılaşılırsa ne yapılmalı? siber@egm.gov.tr adresini bu durumu bildirmek. İkinci olarak da tabii ki Instagram ya da Facebook gibi sosyal medya mecralarıyla kimliğinizi göndererek bağlantı kurmanız son derece önemli. Çok fazla bir şey beklemeyin ya sosyal medyadan. Zamanı yaşayın.